Lakabınızı bilmeniz lazım. Onlara sorunlar bak sürekli büyük çapta, %100 herkesinki çıkmıyor zaten. Büyük çapta ki bu göçer olanlar, yerleşik olanlar yokluğun içerisinde. Göçer olanlarla ilgili böyle bir bilgi elde edilebilecek. İşte çalışmaya devam ediyorum. Son şeylerine geldi çalışmaya. Teşekkür ederim. Bu Kurtuluş Savaşı'nda büyük bir rolü olan Arap Tarlakası'nın yani önemini anlatır mısınız bize? Neyi? Açıkça. Arap Tarlakası'nın Kurtuluş Savaşı'ndaki rolü. Arap Tarlakası. Arap Tarlakası. İşgal döneminde yaşanmış olan hadiseler bana gelmiştir. Yani doğrudan doğruya normal bir işgalin ötesinde bayrağa hakaret edilmesi, namusa hakaret edilmesi, bir takara hakaret edilmesi üzere gücü doğmuştur. Yani şimdi onları çok geniş şekilde anlatmaya kalkışırsak zaten şeyin sonuna varamayız. Konuşma sonuna varamayız. Evet, buyurun. Bir zaman tehcirden önce Kafkaslardaki Müslüman Türk tabasına yapılan zulüm, daha sonra da Balkanlarda yapılan şimdiye kadar bu konuları neden dile getirmedik? Yani vapurlarla veya gemilerle Çerkeslerin Trabzon'a limanlarına indiğinde 500-600 kişinin hemen vebadan öldüğünü ve yine Müslüman tebaanın Balkan'dan bize gönderilirken evlerini yakıldıklarını, birçoklarının kızlarımızın, hanımlarının rızına geçildiğini ve bunları zorlandığını ve yaşlara geldi. Gerçekten devlet politikamız olarak da bunları şimdiye kadar neden konuşmadık? Bu konuda bizlere anlatabilir misiniz? Ve Talep Paşa olayının iddiat ve terakkini incelediğimiz zaman bu olaylardan sonra ortaya çıktığını görüyoruz. Yani tehcir olaylarında da bu kadar Osmanlı'nın gerekli tedbirler aldığını teşekkür ederiz. Son derece güzel bize izah ettiniz. Ama Kafkaslarda ve Balkanlarda Türk nüfus Osmanlı Devleti'nin geri kalan yani Anadolu'ya doğru sürdürürken yaptıkları zulümlerle ilgili devletimiz, ben bu yaşlara geldim, devletin önemli yerlerinde de bulundum. Hiç kimsenin açıkladığını görmedim. Bu konuda bizi aydınlattın mısınız? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kısaca söyleyeyim, bu konuda çok uzun. Öncelikle Kırım'dan ilk göçler başlıyor. Tatarların oradan Kırım Tatar göçüyle başlıyor. Doğruca bölgesine, Romanya bölgesine gidiyor, bir kısmı Anadolu'ya gidiyor. Göç iki yolla tabii biliyorsunuz. Balkanlardan ve Kafkasya'dan gelen göçler. Tabii 1912 yılına kadar eğer toplam olarak alacak olursak yaklaşık 5,5 milyon insan Anadolu'ya gidecek. Kafkasya ve Balkan bölümünden olmak üzere yaklaşık 1,5 milyon insan hayatını kaybetmiştir Balkanlardan gelenler. Öbür taraftan gelen yine 1 milyon yakın insan yine hayatını kaybetti. 1923 itibariyle Türkiye Cumhuriyeti nüfusunun %40'ına yakını bu göçmenlerden oluşmaktadır. Yani bu şu anlama gelir, biraz önce anlattıklarımızın, madalyonun bir yüzü ise anlattıklarımız, bu madalyonun ikinci bir yüzüdür, diğer bir yüzü. Öyle ki, Balkanlardan topraklarını, evini, barkını terk edip gelenler, Kafkasya'dan topraklarını, evini, barkını terk edip gelenler ve sığınan insanlar, maalesef Amerikan